Kıymetli hemşerilerim hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün Manavgat ilçemizin Hatıplar Mahallesi'nde muhtarımız ve çiftçilerimizle bir araya geldik. Burada bir araya gelmemizin nedeni çiftçilerimizin yaşadığı su problemi. Naras Barajımız Manavgat Ovası'nı beslemekte ve çiftçilerimizin ihtiyacını gidermekte şu an. Mevcut kapalı devre sulama sistemi projesi var. Bu proje çok doğru bir proje ve tamamen hayata geçirilmesi gerektiğini sonuna kadar savunuyoruz. Evet. Mevcut durumda 15 bin dönüm civarında bir alana kapalı devre sulama sistemi sağlanmış durumda. Toplam kapalı devre sulama sisteminin hayata geçirileceği projede 80 bin dönüm civarında. Şimdi mevcut durumda 15 bin dönümlük bir kapalı devre sulama sistemi var. Ve hitrantlar koyulmuş durumda. Bu hitrantlarda saat takılmış durumda. Bu saatlere bir çiftçimiz gidip kartını okutup, suyu almakta. Bu suyu alana kadar da diğer çiftçilerimiz sırasını beklemekte. Şimdi çok sayıda çiftçimiz bu hidrantlardan faydalandığı için herkes arasında bir gerilim yaratmakta. Çünkü ürününü sulamak zorunda olan çiftçimiz beklerken ürünü kaybetme tehlikesiyle evet. karşı karşıya kalıyor. Evet. Bunun yanında diyelim ki bir çiftçimiz su kartını okuttu, suyu çekmeye başladı. O sırada başka bir çiftçimiz vanasını açık unuttuğunda o çiftçimizin de tarlasına kartını okutanın suyu gitmekte. Bu da adaletsiz Aynen. bir durum yaratmakta Aynen. ve kavgalara Aynen. neden olmakta. Bunun dışında kartı bir başlangıçta okutuyorsunuz suyu alıyorsunuz. Sonra suyu aldıktan sonra da tekrar gidip kapatmak için o kartı okutmazsa diğer çiftçiler sırası gelse de o suyu kullanamıyor. Bu da bir mağduriyet yaratıyor. Evet. Dolayısıyla çiftçilerimizin şu anda mevcut durumda ciddi bir sıkıntısı var. Biz kapalı devre sulama sisteminin yapılmasını istiyoruz. Lakin kapalı devre sulama sisteminin altyapısı tamamen yapılıncaya kadar saat sisteminin askıya alınmasını talep ediyoruz. Bakın kış geliyor. Don günleri gelecek. Narenciye üreticileri kışın damlama yapmak için suya ihtiyaçları olacak. Doğru. Doğru. Şimdi karpuz üreticisi var burada. Evet, yani yaz şimdi Mart 15'ten sonra sizin günde sabah en az 2 saat sulama yapmanız lazım. En az 3 saat sulamamız gerekiyor Sayın vekilim. En az 3 saat sulamamız lazım bunu. Günlük her gün sabah 3 saat sulamamız lazım bunu. Bu 3 saati sulamak için de 15 tane şey var. Bize kaç saatte sıra gelecek? Evet. Bir de 1 saatten şu anda hesapladığımız e, yaklaşık 36 ton Çiftçilerimiz su alabiliyor Aynen Bu evet. da yetmez Sizin? Hiç yetmez. Biz sanki çamaşır mı yıkayacağız 36 ton suyla evet. Sebze sulayacağız Karpuz kavun sulayacağız Nariniye sulayacağız Ne sulayabilir sayın vekilim 36 ton su Bir tanker su yapar Normalde bu kapalı devre sulama sisteminin Altyapısını Bizim edindiğimiz bilgilere göre Çoktan bitirmiş olunması gerekiyordu Lakin tasarruf tedbirlerine Takıldığını düşünüyoruz Manavgatımız için bir an önce buradaki altyapının bitirilmesi gerekiyor. Altyapısı bitirilene kadar da bu saat sisteminin askıya alınması gerekiyor. Aksi takdirde inanılmaz derecede çiftçilerimiz arasında bir gerilim oluşturacak. Çiftçilerimize bir mağduriyet oluşturacak. Yani insanları üretimde bizim soğutmamamız gerekir. Zaten çiftçimiz ürettiği ürünün karşılığını şu anda alamıyor. Büyük bir hayat mücadelesi verirken, bir de bunları sıkıntıya düşürmememiz gerekiyor. Buradan Tarım ve Orman Bakanlığı'na sesleniyorum. Bu saat olayını bir an önce askıya alın. Yoksa gereksiz yere çiftçilerimiz birbirleriyle kavga etme noktasına gelecek. Gereksiz yere tartışmalar oluyor şu anda doğru mu? Doğru. doğru. Üretim kısalacak. Kimse çiftçilik yapmayacak. Üretimlerinden bir katma değer alamayacaklar. Mahsulleri zarar görecek. Dolayısıyla bizim talebimiz şu. Tekrar söylüyorum kapalı devre sulama altyapısı bitmeden bu saat sistemini bir askıya alalım. Kapalı devre sulama sistemi bittikten sonra da her parsel başına bir saat bir konsun. Saat. Çiftçilerimizin kartını okutsun, kullansın. Aa, aynen evet. Herkes saygıyla selamlıyoruz.